Mevlana Hazretleri buyurur ki, dostum sen düşünceden ibaretsin. Gül düşünür, gülistan olursun. Diken düşünür, dikenlik olursun. Gülistan olmak ümidiyle tekrar merhaba Ton TV ekranlarından İftara Doğru programıyla. Efendim programımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Çanakkale için iftar saatine doğru ilerliyoruz hızlıca. Tabi bu arada bizden önce oruçlarını açan kardeşlerimizin de dualarına ortak olarak devam ediyoruz. Sonrasında da hep birlikte şehitler diyarı Çanakkale'mizden şehitlerimizin o manevi atmosferinde inşallah onların rahmetiyle, onların bereketiyle, onların vesilesiyle dualarımızı edeceğiz ve bizler de Çanakkale'mizde oruçlarımızı açmış olacağız. Şu ana kadar oruçlarını açan kardeşlerimize Cenab-ı Hak kabul buyursun inşallah. Oruçlarını açmaya hazırlanan kardeşlerimize de Rabbim bu saatin bereketinden, rahmetinden istifade etmeyi nasip eylesin inşallah. Hele hele de bizimle birlikteyseniz daha da güzel oluyor. Kıymetli hocalarımıza, sohbetimize devam edeceğiz. Ama tabii bu arada ilk programımız bu noktada hatırlatmamızı da yapalım. 0549 517 17 WhatsApp hattımızdan programımıza ulaşabilir, sorularınızı iletebilirsiniz. Merak duyduğunuz konular var ise bunlarla ilgili de inşallah kıymetli hocamıza sorularınızı iletiriz, aracı oluruz diyelim. Bekliyoruz inşallah. Evet, yine her zaman olduğu gibi programımızın ikinci bölümüne de kıymetli din görevlimiz hocamızla başlayalım. Bu akşamki konuğumuz malumunuz Necip Paşa Camii İmam Hatibi Ersin Eren hocamız bizlerle birlikte. Hafız, ilahiyatçı, kıymetli hocamız. İnşallah hocamızdan o güzel sesinden bakalım bizlere ne ikram edecek. Şimdi söz hocamızda. Alemlere rahmet olarak geldin. Alemlere rahmet olarak geldin. Ümmetine şefaat vaad eyledin. Güzel ahlakı sen itmam eyledin. Salat selam sana ya Resulallah. Güzel ahlakı sen itmam eyledin. Salat selam sana ya Resulallah. Ne büyük şeref sana ümmet olmak. Gösterdiğin doğru yola koyulmak. Kur'an'a sarılmak, namaza durmak. Senin ödündür ya Resulallah. Kur'an'a sarılmak, namaza durmak, senin ödündür ya Resulallah. Gönül hun oldu şevkinden. Boyandım ya Resulallah. Nasıl bilmem bu hicrane dayandım ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya
cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ya Resulallah, yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen. Dilersen rehnumasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Ersin Eren hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Ağzına, gönlüne, yüreğine sağlık hocamızın. Bu iftar saatinde, iftara doğru yaklaşmışken her türlü böyle sıvı dediğim gıda ihtiyacını artık iyice derinden hissetmeye başladığım şu saatlerde elbette konuşmak zor ama okumak daha da zor. Hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Ersin hocama da tekrar teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık hocam. Evet, elimiz vaizi, uzman vaiz Musa Altunkaya hocamızla sohbetimize devam ediyoruz. Birinci bölümde genç kardeşlerimizle, gençlerle iletişim konusunda örnekleri konuştuk kıymetli hocamızda. Gençlerden örnekler verdik. Bu bölümde de biraz da gençlik döneminin manevi ihtiyaçlarının karşılanması konusunda neler yapabiliriz, nasıl davranmamız gerekir, nasıl hareket etmemiz gerekir. Bunlarla ilgili konuşalım isteriz kıymetli hocamızla. Hocam. Aradan sonra tekrar birlikteyiz. Biraz nefes almış olduk. Ama konumuz çok önemli. Evet. Dolayısıyla bizim geleceğimiz diyoruz gençlerimiz. Emanetçimiz onlar. Ve her işin altından hani tutabilecek güç, kuvvet onlarda var. Dolayısıyla onlar varsa her şey var. Onlar yoksa onlarsız olmuyor. Aynen. Dolayısıyla gençlerimizin özellikle biz kendi alanımızla ilgili de konuşacak olursak manevi ihtiyaçlarına nasıl cevap verelim? Manevi açıdan onları nasıl besleyelim, doyuralım? Hasan hocam, şimdiki içinde bulunduğumuz ay da mübarek bir ay. Belki anne babaları olarak bizler namazımızı kılıyor olabiliriz. Orucumuzu tutuyor olabiliriz. Ama sadece bizim namazımızı kılmamız, orucumuzu tutmamız görevimizi yapıyor olduğumuz anlamına gelmez. Evet. Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Ya eyyühellezine amenü gû enfüseküm ve ehlikum nâran. Ey iman edenler, ailenizi ve kendinizi ve ailenizi ateşten koruyun. Biz ateşten, hadi namaz kılarak, oruç tutarak, gerekli dini ritüelleri yerine getirerek kendimizi koruyoruz. Evet. Peki ailemizi nasıl koruyacağız? Evlatlarımızı nasıl koruyacağız? Ramazan ayında mukabelelere gidiyoruz. Mukabelemizi okuyoruz. Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz. Teravih namazlarına gidiyoruz. Ramazan ayında oruç tutuyoruz. Peki sadece kendimizin bu vazifeleri yerine getirmiş olmamız yeterli mi? Değil kesinlikle. Evet. Örneğin Ramazan'da teravihe mi gidiyoruz? Çocuklarımızın ellerinden tutalım. Camiye götürelim. Dedeler, neler, torunlarının elinden tutsun, camiye götürsün. Belki camide namaz kılmıyor olabilir. Kılmayacak olabilir, kılmasın. Evet. Şımaracak olabilir, şımarsın. Onlara ihtiyaç var. Oradaki mihrabı görsün, minberi görsün, vaizi görsün, imam hatibi görsün. Cami atmosferin teneffüs etsin. Manevi eğitim bu şekilde olur. Evet.
Sahurlarda evlatlarımızı kaldıralım. Oruç tutmasalar bile, tutamasalar bile, küçük yaşta olsalar bile sahur nedir öğrensin. Eğer onları sahura kaldırmazsak, ellerinden tutup camiye götürmezsek, namaz kılmaları için küçük yaşta, çocuk yaştayken bunları eğitmezsek, yarın bir gün büyüdüklerinde bunları eğitmek daha da zor olacaktır. Evet. Camide cemaat kalmayacaktır. Dolayısıyla ağaç yaş iken eğilir. Onları gerekli eğitimi, gerekli manevi eğitimi, çok önemlidir manevi eğitim. Manevi eğitimi özellikle yapması gereken, icra etmesi gereken anne ve babadır. Eğer anne baba bunları yapmıyorsa, yapamıyorsa annelik ve babalık vazifelerini tam olarak yerine getirmiyor demektir. Evet. Bugün ben çocuğumu namaza götürmezsem, sahura kaldırmazsam, oruca teşvik etmezsem, manevi eğitimini vermezsem, bugün elimden tutan evladım ahirette yakama yapışacaktır. Evet. Evet, ahirette yakama yapışacaktır. Bir annenin babanın öncelikle evladına yapması gereken manevi eğitimini vermektir. Kur'an-ı Kerim öğretmektir. Bir baba evladına Kur'an-ı Kerim öğretmiyorsa vazifesini yerine getirmiyor demektir. Evet. Dedeler torunlarına hem Kur'an-ı Kerim'i akşamları birer saatte olsa bak, örneğin kaliteli zaman geçirmek lazım evlatlarımızla. Evet. Kaliteli. Nasıl kaliteli zaman geçireceğiz? Evlere vardığımızda, akşamleyin evimize vardığımızda anneler, babalar, dedeler, nineler bir aile meclisi, aile masası kursunlar. Kaliteli zaman bağlamında Kur'an-ı Kerim birer sayfa dede okusun, nine okusun, evin annesi okusun, babası okusun, torunlar okusun. Birer sayfa Kur'an-ı Kerim okusunlar. Hem manevi olarak bereket olacaktır evde. Evet. Veyahut da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını okusunlar. Ama televizyonlar bizi yani bize hükmetmiş. Tabletlerden, telefonlardan, bilgisayardan başımızı kaldıramıyoruz. Bize hükümran olmuş. Kenara bırakmamız gerekiyor. Evet. Manevi olarak da bizi bazı yani bazı diziler olsun bizi yıpratıyor. Bunları kenara koyup manevi bağlamında destek vermemiz lazım. Çocuklarımızı namaza getirmemiz lazım. Kenarımıza koymamız lazım. Şunu düşünüyorum ben. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Kendi evladını namaza getirmemek veyahut da sabahleyin kendisi sabah namazına kalktığı halde evladını kaldırmamak bir anlamda evladımızı kendi ellerimizle ateşe itiyoruz demektir. Örneğin bir içinde bulunduğumuz bina yanıyor olsa anne baba o binadan çekip kaçar da o evladını orada bırakır mı? Bırakmaz değil mi? Yanmasını göz göre göre müsaade eder mi? Kendisini tehlikeye atar. Evet. Evladını oradan alır. Nitekim bunu deprem bölgesinde televizyon ekranlarından gördük. Deprem anında çocuğuna sarılmış anneler babalara. Kıyamaz. Evet, kıyamaz. Bak anne baba kendi canını tehlikeye atar, evladının canını tehlikeye atmaz. Evet. Aynen kendi anne baba namazını kılıp da evladına namaz kıldırmıyorsa, oruç tutturmuyorsa bir anlamda kendi evladını elleriyle ateşe atıyor demektir, itiyor demektir. Damımıza bağladığımız hayvan kadar, bahçemize diktiğimiz fidan kadar evlatlarımıza değer vermiyorsak, bakımlarını yapmıyorsak, onlarla ilgilenmiyorsak inan ki anne babalık vazifesini yerine getirmiyoruz demektir. Bu hususta yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den örnek verelim. Yakup aleyhisselam. Yakup aleyhisselam ölüm döşeğindeyken, bakın Yakup aleyhisselam ölüm döşeğindeyken evlatlarının çevresini de toparlıyor. Biliyorsun Yakup aleyhisselam oğlanları 10 veyahut da 11 tane olsa gerek. 2 tane, 8 tanesi bir anneden, evet. Bünyamin ve Yusuf bir anneden. Çevresini toparlıyor evlatlarını. Ey oğulcuklarım, evlatlarım, ben öldükten sonra siz kime ibadet edeceksiniz? Siz kime ibadet edeceksiniz? Baba, müşteri ol. Sen öldükten sonra biz tek olan Allah'a ibadet etmeye devam edeceğiz. Diyorlar evet. Bak. Ölüm döşeğindeki ve evlatları 8-10 yaşında, 15 yaşında, 20 yaşında değil. Belki 70 yaşında, belki 65 yaşında. Ölüm döşeğindeyken bile kendi evlatlarının kime ibadet edeceği kaygısına düşmüş. Evet. Bunu dertlenmiş. Burada bize bir örnek var, sonuç var. Ne çıkarabiliriz bundan? Ya. Çocuklarımızın kimlerle gittiğine, ne okuduğuna, nereye gittiğine,
Nereden beslendiklerine çok dikkat etmek lazım. Eğer onların manevi eğitimini aksatırsak, peygamberden, İslam'dan, Kur'an'dan, dinden gıdalarını almalarını temin etmezsek, onlar o boşluğu farklı şeyler dolduracaktır. Evet, ne demiş atalarımız? Vadi boş kalırsa çakal vadiye vali olur. Evet. Bak, vadi boş kalırsa çakal vadiye vali olur. Sen çocuğuna gerekli eğitimi vermezsen o boşluğu başkaları dolduracaktır. Dolayısıyla annenin babanın yapması gereken en önemli olmazsa olmaz vazifesi evlatlarına manevi eğitim vermektir. Allah-u Teala'yı tanıtmaktır. Evet. Peygamberi tanıtmaktır. Evet. Kur'an'ı tanıtmaktır. Ya düşünebiliyor musun? Bir Müslümanın kendi evladına Kur'an-ı Kerim öğretmemesi kadar abesten iştigal bir şey olur mu? Evet. Veyahut da bir çocuğun ben Müslümanım diyen bir delikanlının Kur'an'ı bilmemesi en hafif yani tabirle abesten iştigaldir. Bilmemek mazeret değil artık. Evet. Öğrenebilirler. Biz her şeyi öğreniyoruz ya. Her şeyi öğreniyoruz. Yani ama gerektiği gibi İslam'a ve peygambere, Kur'an'a, hadise biraz daha önem vermemiz gerekiyor. Biraz daha önem vermemiz gerekiyor. Aksi takdirde bu bağlamda boşluk kalırsa bunun cezasını öncelikle anneler babalar çeker. Evet. Anneler babalar çeker. Mesela diyor ki bazı anneler babalar, hocam bana evladım bağırıyor, çağırıyor. Hatta darp ediyor beni. Ne yazık ki bunları da duyuyoruz. Bunları hocam bu şekilde söylüyor. Ama evet, biz zamanında mesela Kur'an-ı Kerim'de şöyle bir ayet-i kerime var. İmma yebluğanna indeke'l kibara ahaduhuma ev kilahuma fe la taqul lehuma uffi ve la tenharhuma ve kul lehuma kavlen kerime. Eğer anne babandan birisi veyahut da her ikisi senin yanında ihtiyarlayacak olurlarsa onlara güzel söz söyle. Onları azarlama. Kur'an-ı Kerim bilen, bu ayeti bilen bir insan, Allah'ı bilen, peygamberi bilen bir insan annesine babasına darp yapabilir mi? Kötü davranabilir mi? Çünkü Kur'an-ı Kerim onu öğretmiştir. Evet. Annene babana öf bile deme diyor. Vurmak ne olsun? Vurmak daha öte bir şey. Öf bile demeyi öğreten bir İslam düsturu Kur'an-ı Kerim bunu öğrendikten sonra evet annesine babasına daha kötüsünü yapamayacaktır. O zaman hatırlatalım hocam. Şimdi anne baba olmak daha ilk evlilik aşamasında, evlilik öncesi iyi birer eş aramak Allah için, Allah rızası için. Yani böyle şey değil, hani malı olan, soyu, sülalesi geniş olan, makam, mevki olan değil de o dini olan tavsiyesi var ya Peygamber Efendimiz'in. Evet hocam. Bu çok önemli. Buradan da şu sonuca bağlayacağım hocam. Kısa bir BTR'miz var, oraya bağlanacağız, onu izleyelim. Tamam. Ondan sonra konumuzun da tam yerine geldi. Yani bizim ne yapmamız gerekiyor? Özellikle şu mübarek Ramazan ayında nasıl hareket etmemiz gerekiyor? Buna da işaret ediyor Diyanet Vakfımızın BTR'si. Tamam. Bunu da izleyelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet, şimdi bir kısa bir tanıtımımız var. İzliyoruz. Paylaşmanın gücü ve kardeşlik şuuruyla bu zor günleri omuz omuza birlikte aşıyor, Ramazan'ın bereketini dayanışma ruhuyla yaşıyoruz. Fitre ve zekat bağışlarınızı depremzede kardeşlerimize ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı. Evet, teşekkür ediyoruz. Beklenen sensin diyoruz. Beklenen sizsiniz, beklenen biziz. Ama beklendiğimizi biliyor muyuz? Kimler bekleniyor? İşte onu konuşuyoruz. Kıymetli hocam, orada kaldık ya. Anne babaların daha o ilk yani evlilik aşamalarında o niyetlenmeleri çok önemli. Buradan başlıyor. Hani aileler yetiştiriyor evlatlarını. Elhamdülillah ne güzel evlenecek çağa getiriyorlar. Ve sonra onlar kendileri bir yuva kuruyorlar. Ve bu kurulan yuvadan da işte meyveleri çocukları dünyaya geliyor. Bu şekilde evet, devam ediyor. Şimdi genç kardeşlerimiz Rabbim nasip eylemiş, düğün yapmışlar, evlenmişler. Sonra niyetlenerek başlamalılar. Evet. Yani ya Rabbi biz seni tanıyacak, Peygamber Efendimizin yolunda yürüyecek, Kur'an'a muhatap olacak, onu anlayıp, okuyup, anlayıp yaşayacak, insanlığa faydalı, devletine, milletine faydalı,
bütün yararlı işler yapan, iyi olan, iyilerden olan, iyiliğe sebep olan, vesile olan bir kız çocuğu dünyaya getirmeye deyip Bismillah. İşte bir erkek çocuğu dünyaya getirmeye deyip Bismillah. Ve ondan sonraki her aşamada da o takibi yapmaları gerekiyor. Kıymetli hocam, Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı şairimiz. Şöyle bir tarif yapar kendisiyle alakalı. Kimsin diye sorduklarında, nerede doğdun, nasıl yaşadın diye sorduklarında şunu söyler. Ben Kur'an'lı evde doğdum. Evet. Pehlivanlı mahallede büyüdüm. Rasathaneli mektepte okudum der. Yani öyle bir, çünkü buna bizim imkanımız var. Bizim ortamımız, kültürümüz, coğrafyamız buna müsait. Yani çok şükür. Dolayısıyla her türlü imkanımız var iken, bu imkanlardan hem çocuklarımızı hem kendimizi mahrum bırakmak elbette doğru değil. Bu anlamda çocuklarımıza da maneviyat eğitimi derken onların iyi olmasına, yararlı işler yapmaya sevk etmek ve bunu özellikle de gençlik çağının verdiği güçle, o kuvvetle yapmalarını teşvik edebilmek herhalde çok çok önemli. Çünkü ihtiyarlarımız da şimdi camide hep onu soruyorlar. Bu arada tabii sorularınızı da bekliyoruz inşallah. Soruyor yaşlı cemaatimiz, işte hocam ayakta kılamıyorum, dizlerim çok ağrıyor, işte bacaklarım tutmuyor artık. Oturarak kılıyorum. Hacı abi sen de diyorum çok kolayına kaçıyorsun yani oturarak. Şunu söylüyor, diyor ki hocam diyor, o namazı tam böyle olması gerektiği gibi işte rükunlarıyla, şartlarıyla yapabilmek, erkanıyla yapabilmek kadar güzel bir şey yokmuş. Güzel hocam diyor, yani oturduğun yerde namaz kılmak güzel değil diyor hocam, ama diyor yapamıyorum. Aynen bunun gibi bu çağda yapabileceğimiz şeylere kapı açabilmek adına manevi anlamda bu yüklenmemiz, desteğimiz önemli. Hocam, bak biraz önce söyledin, ihtiyar olduğunda ayaklarının tutmaması, evet, oluyor. Asıl ibadet, derecesi yüksek olan ibadet gençlik dönemindeki ibadettir. Evet. Gençliği zaten, gençliğin kanı kıpır kıpır. Evet. Onu farklı yönlere sevk edecek pek çok etken var. İhtiyarların öyle değil ki. İhtiyarların gözü artık gözünün feri gitmiş, ayakların dermanı gitmiş, emekli olmuş, ya evde duracak ya camiye gidecek. Asıl olan, bak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gençlere bu minvalde bir müjdesi de var. Evet. Bir hadis-i şerifte diyor ki سَبْعَةٌ يُظِلِّهُمُ اللّٰهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ اِلَّا ظِلِّهُ. 7 sınıf insan vardır ki kıyamet gününde hiçbir gölgenin bulunmadığı o günde Allah-u Teala 7 sınıf insanı kendi arşında gölgelendirecek. Evet. İmamın adilun, adaletli yönetici. İkincisi ise ve şabun neşe fi ibadeti rabbihi. Ve şabun neşe fi ibadeti Rabbine, gençliğini Rabbine ibadet ederek geçiren genç. Eğer gençlik çağı Rabbine ibadet edilerek geçirilirse, evet, Peygamberimizin bu müjdesine mazhar oluyor. İşte gençlerin ibadet etmesi çok önemli. İhtiyar adında zaten onun nefsi onu şey yapmıyor. Yani onu tabiri caizse bırakmış. Evet, bazen onu da söylenir hocam, evet, dillendirilir ya böyle. Yani yapma imkanı bulsa yapacak ama yapma imkanı yok artık, onun için yapmıyor falan de diye böyle. Ama büyüklerimizin ellerinden öpüyoruz saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz onları inşallah. Ama gençlik döneminde bunların sahiplenilebilmesi, yapılabilmesi çok çok önemli, çok değerli. Gence çok zor geliyor. Evet. Gence nefsi onunla uğraşıyor, şeytani duygular onunla uğraşıyor. Ama şu var. Bir duyguyu nasıl beslediğimiz çok önemli. Eğer Kur'an-ı Kerim'den gıdamızı alarak, Hazreti Peygamber'den gıdamızı alarak beslersek, evet, ruhani, manevi yönümüzü beslersek, bir müddet sonra nefsani arzularımız pasifize olacak, güçsüz kalacak. Evet. Eğer besleyemezsek nefsani arzularımız ön plana çıkacak. Ben şunu şöyle örnek vereyim. Nefsani arzularla ruhani arzuların birbirine galip gelmesine bir örnek vereyim. Çobanlık yapanlar bilir. Bu temsil olması bağlamında söylüyorum. Bir siyah köpek yavrusu olsun, enik diyoruz biz buna. Evet. Bir de beyaz köpek yavrusu olsun. Eğer bunlar birbirleriyle kavga ederlerken, şakalaşırlarken o köpeklerin sahibi çoban, beyaz köpeği, beyaz da iyiliği temsil etsin bu arada, siyah, evet, da kötülüğü, evet, temsil etsin. Evet. Beyaz köpeği teşvik ederse, cesaretlendirirse, her geçen gün beyaz köpek siyah köpeğe karşı galip gelecektir. Evet. Ona galebe çalacaktır. Eğer beyaz değil de siyahı teşvik ederse,
her geçen gün de siyah beyaza karşı, yani nefsani duygular beyaza karşı, ruhani duygulara karşı galip gelecektir. Neyi beslediğimiz çok önemli. Evet. İlk etapta belki zor gelebilir. Örneğin sabah namazına kalkacağız, kalkmaya niyetlendik, akşamdan telefonu kurduk. Evet. Telefonu kurduk. Hatta 2-3 tane alarm kurduk. İlk gün namaz kılma artı demişim, ben bu Ramazan'da namaza başlayacağım, bundan sonra hep namazlarıma devam edeceğim diye niyet etmişiz. İlk gün telefon çalar, duyarsın, sesini duyarsın, gözlerini açarsın. O esnada hemen nefsin devreye girer. Evet. Bırak der, boş ver, yat gitsin. Bu vakitte sıcacık yataktan kalkıp da abdest alıp uykun dağılacak, tekrar uyuyamayacaksın belki diye şeytani duygular, nefsani duygular vesvese verecektir. Evet. Eğer o gün yatarsan, şeytani duyguların isteklerine kulak verip yatarsan, bir gün sonra belki duymayacaksın. İki gün sonra hiç duymayacaksın. Evet. İmamın sesini, müezzinin sesini duymayacaksın. Ezan vaktini duymayacaksın. Alarm duymayacaksın. Ama günde 5 vakit namaz sana olacak, 4'e inecek. Evet. Ama ilk gün kalkarsan, zor olmasına rağmen ilk gün kalkarsan, bir evet. sonraki gün daha da kolay kalkacaksın. Daha sonraki gün daha da bir kolay kalkacaksın. Alarm kurmana bile gerek kalmayacak. Evet. Daha sonraki zamanlarda alarm kurmana gerek kalmayacak. Body clock dediğimiz vücudumuz otomatik o namaz vaktine seni kaldıracaktır. Evet. Duygular da böyledir. İlk etapta bir şeyi zor gelir. Yapmaya başlarsak artık o senin için kolaylaşmıştır. Örneğin bunu günah üzerine verelim. Bir delikanlı kardeşimiz eğer İslam'a muğayyir bir şey yaptığı zaman, İslam'ın haram kılmış olduğu bir davranış yaptığı zaman, örneğin diyelim içki içti. Evet. İlk içtiğinde sarsılır. Nasıl olur da ben bu günahı yapabilirim? Evet. Keşke yapmasaydım. Şöyle böyle. Ama olur da bir defa daha yaparsa, daha sonra bunun akabi gelirse bir müddet sonra bu aklına bile gelmez. Onun için bu kanıksar normal bir hale gelir. Evet. Dolayısıyla ilk yaptığımız davranış çok 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 önemli. Bu bağlamda anne babalara çok büyük vazifeler düşüyor. Anne babaların fonksiyonu çok önemli. Tabiri caizse ben aileyi, bu bağlamda aileyi çok önemsiyorum. Gençlerin manevi olarak yetişmesi bağlamında. Hatta biraz önce bir ifade söylediniz evlenme bağlamında. Evet. Annen babanın evladına karşı, doğmamış evladına karşı bile işi vardır. Bir kişinin doğmamış çocuğuna karşı bile vazifesi vardır. Doğmamış çocuğuna karşı vazifesi mi olur? Evet. Mesela erkekse evladına, doğmamış evladına karşı ona iyi bir anne adayı bulmaktır. Evet. Eğer bir bayansa doğmamış çocuğuna karşı vazifesi evladına karşı iyi bir baba bulmaktır. Bak doğmadan başlıyor. Evet. Ahlaklı, karakterli, düzgün. Ahlakın olmadığı yer, ahlaki eğitimin olmadığı yer zayıf. Yani ahlaki eğitim matematiksel olarak ifade etmemiz gerekirse ben şuna benzetiyorum Hasan Hocam. Ahlaka diyelim ki İslami duygulara, ahlaki erdemlere bir rakamını örnek verelim. Bunun yanında birin yanına sıfır koyduğu zaman biri 10 kat değerlendiriyor. Bir sıfır daha koyarız biri 100 yapar. Bir sıfır daha koyarız 1000 yapar. Her yanına koymuş olduğumuz sıfır o biri kat kat artırır değerini. Ahlak birdir. Evet. Onun yanındaki sıfırlar başarıdır, makamdır. Her şey yan yana geldiğinde o sıfırlar arttıkça o birin değeri artar. Ama o baştaki biri, yani ahlak dediğimiz o, ahlakı aldığımız zaman, biri aldığımız zaman sıfırlar yığınına dönüşür. Ya. Anlamı kalmaz. Ahlak yoksa bir insanda, o zaman diğerinin onun başarılı olması, şu koltuğu işgal ediyor olması, bu mevkide olması, şu apartmanda, şu dairede oturuyor olması, şu arabaya biniyor olması, dünyevi şeylerin hiçbir anlamı yoktur. Her şey ahlaktır. Evet. Ahlak. Zaten evet. Kur'an-ı Kerim'deki hükümlere baktığımızda, pek çok hükmün ahlakla ilgili olduğunu. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme de ben Allahu Teala buyuruyor ya, ben seni ahlakı tamamlamak için gönderildim buyuruyor. Dolayısıyla ahlak eğitimi çok önemli. Aileler bu anlamda çok büyük fonksiyonlar icra ediyor. Tabiri caizse çocuğu ben, evladı, genci balığa benzetiyorum. Evet. Balık nerede büyür? Suda büyür. Su iyi olursa balık da kaliteli olur. Lezzetli olur. Suyun durumuna göre balığın durumu değişir. Su ailedir. Balık da çocuktur. Çocuğun ailesi iyi olursa çocuk da karakterli olur, düzgün olur.
anne babasından almış olduğu eğitim çok önemli. Bu bağlamdaki eğitim çok önemli. Elbette çocuğun eğitimini, karakterini etkileyen pek çok etkenler var. Bunlardan birisi ne? Okuldur. Evet. Çevredir. Arkadaş ortamıdır. Anne babadır. Ama en önemlisi de anne babadır. Okulda öğretmenlerimiz çocuklarımızdan fazla ilgilenemeyebilir. Çünkü bir sınıfta 30 kişi var. Evet. Öğretmen hangi evlatlığıyla oradaki öğrencisiyle ilgilenecek? Ya bir de belli süre içerisinde, belli müfredat çerçevesinde bir arada oluyor. Öğretmenlerimize evet. de buradan teşekkür edelim. Evet, İlgileniyorlar, aynen. vakit geçiriyorlar. Çocuklarımızı da eğitiyorlar, öğretiyorlar onları ama onların çocuğun en çok vakit geçirdiği çok yer zor. Ailesi. Bir gün önceki derste vermiş olduğu ödevi kontrol etmeye kalksa, tüm öğrencilerden kontrol etmeye kalksa dersin 20 dakikası gider. Evet. Sen yani öncelikle bu durumda anne babanın fonksiyonu çok önemli. Anne baba eğitimli olursa, bilirse bu işi, küçükten itibaren belli bir periyodik bağlamda verirse, öğretirse evet. çocuk bir adım önde oluyor. Her yönden. Evet. Onun için bu yaklaşımı da çok çok iyi bilmek gerekiyor. Tabii kıymetli hocam, genç kardeşlerimize de buradan seslenmek lazım. Çünkü evet. biraz sonra onu soracağım size. Gençlere tavsiyelerimizi soracağım. Ama şu hatırlatmada bulunmak isterim. Dünyayı olduğu gibi görmek var. Bir de dünyayı olduğumuz gibi görmek var. Yani kendi penceremizden bakmak var. Şimdi büyüklerimiz, yaşlılarımız hepsinin ellerinden öpüyoruz. İnşallah Rabbim sağlık versin cümlesine. Hayırlı uzun ömürler versin. Onlar başımızın tacı ve tecrübelerine oldukça ihtiyacımız var. Tabii genç kardeşlerimizin de hani olduğu gibi kendi haliyle dünyayı görmek biraz toz pembe. Böyle her şey ona dönük, her şey ona hizmet ediyor, her şey onun emrinde gibi. Dünyanın merkezine kendilerini zannetmesi. Evet, böyle bir hali olabiliyor. Dolayısıyla bazen ne oluyor? İşte bu hal kişiyi yoldan çıkarabiliyor, yanlışlara düşürebiliyor, hatalar yaptırabiliyor. Dolayısıyla kendisine karşı, ailesine karşı, büyüklerine karşı ya da çevresine karşı bu hataların içerisine girebiliyor. Ama biz şunu biliyoruz ki, belli bir aşamadan sonra, bu tecrübelerden sonra kişi bu yanlışlarının farkına varıyor. Ve sonra pişmanlıklar oluyor. Şimdiki bu hatırlatmamız bizim genç kardeşlerimize işlerine karışmak değil. Evet. Onların o gidişatına herhangi bir müdahale etmek değil. Çünkü buyurduğunuz gibi artık bir de zamanımızın insanı böyle. Biz sadece gençler olarak düşünüyoruz ama daralmaya, sıkılmaya, bunalmaya, çok böyle bazı şeyleri üstelemeye gelmiyor. Kendimiz açısından da böyle. Kıymetli hocam, tabii yaşadığımız süreçte pandemiyi yaşadık. Yakın tarihimizde o savaş yaşanıyor, savaşlar yaşanıyor. Ne bileyim, su gibi bir nimetten hani bir mahrumiyet yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Gıda savaşları doğru gidiliyor. Yani böyle bir ortamda bizi besleyecek, bizi sulayacak, bizi rahatlatacak birçok şeye ihtiyacımız var. Evet. Kendimizden başlayarak da neler yapabiliriz'i sorgulamamız gerekiyor. Bizim üzerimize düşen vazife nedir birey olarak? Şimdi biz diyoruz ki çocuklarımız, onlar yetişme çağı. Büyüklerimiz, onlar yapacağını yapmış, elinden gelen ne varsa yapmış, artık gücü takatı yetmiyor. O zaman dünyada var olan kötülük var ise, dünyada problem var ise, sıkıntılar var ise, ne diyeyim, bir küresel ısınmadan bahsediyorsak, bunu ortadan kaldırmaya dönük çalışmaları yapacak olan gençlerimiz. Evet. Sonrasında var olan eksiklerimizle ilgili, donanımımızla ilgili, şimdi bir bakıyoruz işte son dönemde teknolojik anlamda ülkemizde öyle çalışmalar yapılıyor ki, işte uçaklar oluyor, İHA'lar yapılıyor, ne diyeyim, insansız hava araçları, gemiler, sonrasında doğalgaz aramaları, petrol çıkarma çalışmaları, nükleer çalışmalar, faaliyetler yapılıyor. Şöyle bakıyoruz, hep gençler hocam. Evet. Demek ki bu potansiyel var bizde ve bu potansiyel de doğru alanda bu güç kullanılıyor ve kullanmaya da devam ettiği sürece sadece ülkemizin, sadece insanımızın değil, tüm insanlığın faydasına yararlı işler yapmak adına bu potansiyelimiz, gücümüz var. Kıymetli hocam, Çanakkale için iftar saatimize doğru ilerliyoruz. Bu son, kaç dakikamız var hocam? Şu anda 15 dakikamız gözüküyor. Tamam, 15 gözüküyor. Dakika, evet. Evet. Bu süre içerisinde de ben tavsiyelerinizi alayım diyeyim ama şu mahiyette diyeyim. Şimdi ben de gencim hocam. Evet. Yani siz de gençsiniz. Teşekkür ederim. İnşallah kıymetli kardeşlerimiz de gençler. Gönlümüz genç, en azından öyle diyelim. Yaş itibariyle bayağı ilerlemiş olsak da genciz.
Tavsiyelerinizi alacağız, o yönlendirmelerinizi, ama iftar saatindeyiz ya, böyle dua mahiyetinde olursa çok da güzel olur. Mesela deseniz ki hocam Yüce Allah sana şöyle güzel saç nasip etsin gibi, amin derim ben de. Çünkü kardeşlerimiz bu spotları yakınca iyice saçsız gözüküyor. Normalde saçım var benim ama saçsız gözüküyor. Onu da böyle montaj falan da yapamıyorlar. Birçok şeyi kandırmak için insanlar neler yapıyorlar ama burada herhalde onu yapamıyoruz. Neyse, böyle bir şaka yapmış olalım. Şu saatte, evet, gençlerimize tavsiyelerimiz nelerdir? İnşallah dua niyetine kabul buyursun Cenab-ı Hak da gençlerimiz de sizin tavsiyelerinizle, evet, devam etsin. İnşallah Hasan Hocam. Gençlerimiz dediğimiz gibi bizim geleceğimiz. Dolayısıyla onların kaliteli olması lazım. Kaliteli olması için de ahlaki boyutundan bahsettik. Başarı, evet, bu. Ahlaki boyutundan biraz önce peygamberimizin mucizesinden bahsettik. Evet. Gençlik döneminde yapılan ibadetlerin derecesi daha önemli. Ve başarı bağlamında söyleyeyim. Gençlerin en verimli dönemi, o hayatın en önemli verimli dönemi gençlik çağı. Evet. Gençlik çağında çok iyi çalışmaları lazım. Okullardaki eğitim yeterli gelmeyebilir. Çünkü, evet, okullardaki eğitimi herkes alıyor. Aynı eğitimi herkes, tüm öğrencilerimiz. Farkımızı fark ettirebilmek için gençler olarak farklı şeyler yapmak durumundayız. Evet. Dolayısıyla çok çalışmamız lazım. En önemli zamanda, yani gençlik çağı tabiri caizse çeşmelerin aktığı bir dönem. Evet. O dönemde bakraçlarımızı, tabaklarımızı, her neyse onları iyi doldurmamız lazım. Yani Allah-u Teala bizlere 24 saat vermiş. 24 saat. Bu 24 saatin en azı, 3'e bölelim bu 24 saati. 3 tane 8 yapar. Bir 8'de uyusunlar. Rahat rahat uyusunlar. Evet. Diğer 8'de gezsinler, dolaşsınlar, oynasınlar. Onlara da gezmek de önemli. Dolaşmak, evet, da önemli. Evet. Sosyal faaliyetler de önemli. Ama diğer 8'de en az günde 8 saat çalışmaları gerekiyor. Evet. Okul eğitiminin haricinde de. Başarılı olmak için bu gerekli. Başarı merdivenlerini hiçbir evladımız ellerin kollarını sallaya sallaya çıkmıyor. Bir bedeli ödüyor. Dolayısıyla 8 saat kesinlikle çalışmaları gerekiyor. İlme önem vermeleri gerekiyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'e de baktığımızda Allah-u Teala peygambere şu şekilde benden bir istekte bulun demiyor, bir şey hariç. Bir şey. وَقُلْ رَبِّ زِئْنِي عِلْمًا Ey Muhammed! Evet. İlmimi artır diye benden iste diyor. Bak, evet, ilmi. İlim hususunda ilme yatırım yapsınlar. İlme iyi bir şekilde yatırım yapsınlar. Bol kitabı okumaları gerekiyor. Farkımızı fark ettirecek olan, farkımızı, evet, fark edecek ilim okumak. Eğer gençlik çağlarını malayaniyle, boş işlerle, gezmek tozmakla giderlerse 40 yaşından sonra bu dönemi, geçmişteki boş geçirdikleri vakitleri telafi edemezler. Telafi, evet, edemezler. Yani yanlış yapmaktan korkmamaları gerekiyor. İlmi yaparken de ön yargılı olmamaları gerekiyor. İlmi alırlarken, yani şu kitapta bu iyidir, bu kötüdür diye ön yargıya kapılmamaları gerekiyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de hangi ayetti? اَلَّذ۪ينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ وَيَتَّبِعُونَ الْاَحْسَنِ Onlar hepsini dinlerler, en güzeline tabi olurlar. Ön yargılı olmasınlar, onu dinlesinler, o kitabı okusunlar, tüm kitaplar açık olsunlar, her kişiyi dinlemeye açık olsunlar ama en güzeline tabi olsunlar. Evet. Daha sonra ilim talep ederken de yani büyüklenmesinler, kibir yapmasınlar. Herkesin öğrenebileceği şeyler vardır. Örneğin insanoğlu, bırak insanı, kendisinden seviye olarak düşük insanlardan da ilmi öğrenebilir, hatta hayvandan bile öğrenebilir. Evet. Bakın, Habil'le Kabil'in kavgası dolayısıyla Kabil Habil'i öldürüyor. Kardeşi Habil'i ne yapacağını bilmiyor Kabil. Evet. Allah-u Teala kargayla onun gömülmesini gerektiğini öğretiyor. Evet. Bak, hayvandan bile bilgi ölebiliyor. Evet. Çok alanımızda iyi olabiliriz ama herkesten alacağımız bir şeyler vardır. Ben bunu sorarsam acaba bana ne derler? Bunu bile bilmiyorlar mı derler? Bu da sorulur mu ya? Ayıp olur mu ya? Acaba kötü pozisyona düşer miyim gibi düşüncelere kapılmamalılar. Bilmediği her şeyi fes'elü ehledikir in kuntum la ta'lemun. Bilmiyorsanız bilenlere sorunuz bağlamında sormaları gerekiyor. Ve her bilgiyi de doğru olarak kabul etmemeleri gerekiyor. Her bilgiyi, bu doğrudur
diye kabul etmemeleri, tahkikat yapmaları gerekiyor, araştırmaları gerekiyor. Tüm hap gibi almamaları gerekiyor. Nitekim yine bunun örneğini biz yine Kur'an-ı Kerim'den görüyoruz. İbrahim Aleyhisselam ne diyordu? Rabbi erini keyfe tuhil mevte. Ey Allah'ım, ölüleri nasıl diriltiyorsun, bana gösterir misin? Allah da diyor ki, inanmıyor musun yoksa? Evet. İnanıyorum. Fakat kalbim tatmin olsun istiyorum. Görmek istiyorum. Gençler de bir şeyi gördüğünde hemen bu doğrudur diye kabul etmesinler. Hemen bu almasınlar. Tahkikat yapsınlar, düşünsünler, tefekkür etsinler, araştırsınlar. Evet. Bu alanda. Ve ilmim bizim İslam dinindeki, Kur'an-ı Kerim'deki ilk emir ikra'tır. Evet. Oku. İlk emir bak. Yahudilere hitaben onların kitabındaki ilk emir yaşattır. Hristiyanların kitabındaki sevdir. Kur'an-ı Kerim'deki ilk emir de okudur. Önemli. Okumak çok önemli. Evet. Ne okursan oku. Ama oku. Allah'ın adıyla oku. İlim İslam dininde çok önemlidir. Nitekim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Ütlübül ilme minel mehdi ilallahdi. İlmi beşikten mezara kadar talep edin. Evet. Okumanın yaşı yoktur. Bazılar diyecek ya hocam ben 40 yaşına geldim bundan sonra okur muyum? Evet okursun. Kur'an-ı Kerim öğrenebilir miyim? Evet öğrenebilirsin. Evet. Nitekim 70 yaşında hafızlık yapan teyzelerimizi biz ekranlardan seyrettik. Evet. Daha bir son bir yıl içerisinde. Yani ben öğrenemiyorum. Ben algılama kapasitem düştü mazeret değil. Bir kişi bir defa da okulur, bazıları üç defa da okulur ama neticede başarır. Dolayısıyla ilmi talep etme hususunda da yeri durmayacağız. Yaşımız kaç olursa olsun. Evet. Her gün okuyacağız. Ütlübül ilme minel mehdi ilallahdi. İlmi beşikten mezara kadar talep etmemiz gerekiyor. Gençlerimiz de bu hususta en önemli kriteri bu olsun. Ve en önemli meselelerden birisi de bazen program yaparız. Programlarımıza riayet etmeyiz Hasan Hocam. Bir gün çalışırız, üç gün yatarız, bir hafta çalışırız, bir ay bakmayız. Bu ilimde evet. Güzel bir metot değil. Biraz diyet programlarına gibi benziyor. Pazartesi evet. Başlıyorum deriz, pazartesi öğleyin her şey eskisi gibi evet. Devam eder. Evet. İlimde başarılı olmak için istikrar çok önemlidir. Evet. Disiplin çok önemlidir. Bunu ben şu اَحَبُّ الْاَعْمَالِ اِلَى اللّٰهِ اَدْوَمُّهَا وَاِنْقَلَّ Çok güzel bir metot. Evet. Allah-u Teala'nın en hoşuna giden ibadet, davranış, yapılacak iş bağlamında az ve daim olandır. Her gün okumalar lazım. Evet. Her gün çalışmalar lazım. Daim bir şekilde. Her gün koyduğu zaman bir müddet sonra belli bir seviyeye geliyor, başarıyor. Başka ne söyleyebiliriz? Yani böyle alışkanlıkları, böyle bağımlılıkları olmalı hocam. Evet. Yani yanlış bağımlılıklar, yanlış alışkanlıklar değil de işte okumak gibi, belli ibadetleri yerine getirebilmek gibi, ne bileyim herhangi bir iyilik, yani bu bahçesindeki bir ağaçla, bir bitkiyle, bir çiçekle ilgilenmek de olabilir. Ya da bir yardıma muhtaç bir hayvanla ilgilenmek, o can dostlarımızla ilgilenmek de olabilir. Ya da bir hasta ziyareti olabilir. Evet. Ya da büyüklerimizi ziyaret olabilir. Tanımak olabilir, araştırmak olabilir. Günlük ritüellerinin içerisinde kendisini bu şekilde hayatta varlığını hissettirecek, uzayda boşu boşuna yer kaplamayan, çünkü Cenab-ı Hakk'ın değer verdiği varlık insan, eşref-i mahlukat insan. Aynen. Başıboş gönderilmemiş, sebepsiz gönderilmemiş. Dolayısıyla ve Cenab-ı Hak değer verip de bizi kendisine muhatap almış. Böyle değerliyiz. Yani hem oluşumuz itibariyle değerliyiz, hem duruşumuz itibariyle değerliyiz. Bu oluşumuzu ve duruşumuzu daha da değerli hale getirmek için işte bu alışkanlık haline getirme. Yani evet. Ben işten gelince bazen küçüğe diyorum ki büyüğe bir şey söyleyemiyoruz. Büyük, delikanlı, genç, üniversiteye hazırlanıyor. Rabbim cümle öğrencilerimize inşallah güç kuvvet versin, gayret abi, versin. Abi. Ama küçüğe hep şunu söylüyorum. Diyorum ki oğlum bugün kaç sayfa kitap okudun? Diyor ki bugün derse gittim daha ne yapayım gibi cevap veriyor. Diyorum ki onları hesap edelim. Yani sınıfta işte öğretmeniniz ne kadar okuttunuz, ne yaptınız? İşte 5 sayfa, 6 sayfa neyse. Ben de diyorum o gün ne kadar okuyabildiysem. İşte diyorum ki ben bugün 30 sayfa kitap okudum. Ben bugün 20 sayfa kitap okudum. Diye böyle karşılıklı paylaşıyoruz bazı şeyleri. İşte ve şu olur ya büyüklerimizde özellikle. Hocam ben yatsı namazını kılmadan ya da namazı böyle kaçırdığım zaman böyle içinde dert oluyor benim. Sıkıntı evet. Oluyor, problem oluyor. Gençlerimizde de hem ibadetleri hem de bu tür faaliyetleri, iyi faaliyetleri, güzel faaliyetleri alışkanlık olsun. Hale inşallah gitmek. Ki yani desin ki ben 10 sayfa kitap okuyamadan hocam o gün okumadıysam en azından bir 10 sayfa kitap okuyup öyle uyuyorum. Yoksa gözüme uyku girmiyor gibi alışkanlıklarımız olsun inşallah. Arkadaşlarımız, gençlerimiz hocam dolaştıkları arkadaşlara çok dikkat etmeli lazım. Evet. Hedefsiz arkadaşlarla dolaştıklarında, gezdiklerinde yani
bu mecradan uzaklaşıyorlar. Evet. Dertleri ilim olmuyor. Ama bir hedefi olan arkadaşlarla, ilim tahsil etmenin derdinde olan, böyle dertlenmiş insanlarla dolaştıklarında kendileri de ister istemez çevresinde bu arkadaşlık, yani çünkü balık suda büyür. Evet. Suda büyür. İlim ortamını tercih etsinler. Eğer gelecekleri iyi olmasını istiyorlarsa ilim ortamını tercih etsinler. İlimle alakalı olmayan arkadaşlarla durmasınlar. Yani belki biraz ağır kaçabilir ama bu ifade durmasınlar. Evet. Hocam kişi hani arkadaşını söyle kim olduğunu söyleyeyim denir. Üzüm üzüme baka kararır denir. Yani iyi olanı, güzel olanı tercih etmenin yani hem kendi açımızdan hem insanlık açısından hem de Yüce Allah'a imanımız açısından faydası çok fazla. Siz söylemiş olduğunuz bağlamda bir ifade daha kullanayım. Buyurun. Kişi en fazla vakit geçirdiği 5 kişinin ortalamasıdır. Evet. Dolayısıyla vakit geçirdiğimiz insanlara da dikkat etmemiz lazım. Vakit geçirdiğimiz insanlar bizim geleceğimizle inşa edecekler. Evet. Evet. Diğer bir yönden söyleyecek olursam hocam, gençlerimize bir tavsiyede daha bulunalım. Gençlerimiz ilmiyle amil olmaları lazım. Yani ilminin gereklerini yerine de getirmeli. Çok evet. Biliyor ama bilginin gereğini yerine getirmiyorsa bu da anlamsız oluyor. Yani bildiği şeyi hayatında uygulamalı. Evet. Biliyor, uygulamıyor. Bunun da çok bir anlamı yok. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bu şekilde ilmiyle amil olmayanları eleştiriyor. مَثَلُ الَّذ۪ينَ حُمِّلُ التَّوْرَاتِ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوا هَكَمَثَ الْحِمَارِ يَحْمِلْ اَسْفَرًا Onlar Tevrat'tan sorumlu oldukları halde Tevrat'ın gereklerini yerine getirmeyenleri kitap yüklü eşeklere benzetiyor Allah-u evet. Teala. Dolayısıyla, taşıyıcı sadece. Evet, taşıyıcı. Bir anlamı kalmıyor. Dolayısıyla hocam öğrendiğimiz şeyi hayatımıza da uygulamamız lazım. Evet. Peygamberimizin bu husustaki tavsiyelerini, İslam'ın bu husustaki düsturlarını yerine getirmemiz gerekiyor. Hocam teşekkür ediyoruz. Yavaş yavaş vaktimizin sonuna geldik. Birkaç da seyirci sorumuz var. Onlara yönelteceğim ama gençlerimize bu bıraktığınız yerden o özetlemek babından kıymetli hocamızın ifadelerini şöyle anladım. Elimizde mutlaka bir meslek adına bir işimiz olsun. Evet. Yani bir alanda uzmanlaşalım. Ve bu alanda çalışmaya devam edelim. Öbür taraftan da bu alanda çalışırken yanında hobilerimiz olsun. Olur ya işimizle alakalı, mesleğimizle alakalı herhangi bir durum söz konusu olduğunda, olumsuz bir durum olduğunda hobimiz asıl işimiz haline geliverir. Bir dil demiyoruz artık. Yani artık İngilizce dünya dili olmuş. Bunun yanında ekstra ikinci bir dil daha. Genç kardeşlerim, Arapça onlara çok ihtiyacımız var. Arapça, Kur'an dili öğrenmek, o da çok geniş bir coğrafyada. Dolayısıyla buna da ihtiyaç var. Kur'an'ı zaten anlamak adına, hayatımızı aktarmak adına her daim okuyalım. Manevi anlamda desteklerimizi eksik etmeyelim. İnşallah buyurduğun dediğimiz gibi mutlaka bir alanda uzmanlaşalım. Ama yan alanlarımız da mutlaka olsun. Araştırma alanlarımız, çalışma alanlarımız ki bizler dünyanın hani yön verdiği değil de dünyaya yön verenler olalım inşallah. İyilik adına, güzellik adına, insanlık adına, fayda adına diyelim. Kıymetli hocam birkaç sorumuz var. Hem onları soruyorum. Sonra vakitimiz geldi. Birincisi şu hocam. Kısa cevap alayım lütfen. Sahurda ezan bitene kadar yemek yenilebilir mi? Sahurda ezan bitene kadar yemek yenilemez. Bazı bölgelerimizde ezandan önce bir sela okunuyor. Küçük evet. bir mini bir sela evet. okunuyor. Bu uyarıdır. Artık imsak vakti başlıyor. Orucun başlama vakti geldi. Allahu Ekber sözüyle oruç başlamıştır. Evet. Nasıl ki akşam ezanında Allahu Ekber sözüyle biz yemeye başlıyorsak sahurda evet. da Allahu Ekber sözüyle artık bitmiştir. Ağzımıza bir şey koyduksa çıkaracağız, ağzımızı yıkayacağız, devam edeceğiz. Kıymetli Orucumuz. Hocam şimdi Ramazan'da biz farz oruçlarımızı tutuyoruz evet. ama normal zamanda nafile oruçlara niyetleniyoruz, evet. dayanamayı bozuyoruz. Nafile olarak başlamış olduğumuz ibadetler bozulursa bunların iadesi gerekir mi, kazası hocam, gerekir şöyle, mi? Nafile ibadetler normalde bir kişiye, mükellefe, evet. Yapması zorunlu olan bir ibadet değildir. Evet. Ama onu zorunlu olmadığı halde başlayıp da başlıyorsa ve bırakıyorsa, bunu yarıda kesiyorsa veyahut da orucunu bozuyorsa, nafile bir orucunu bozuyorsa artık o kendine nafile olan şeyi vacip kılmış demektir. Evet. Daha sonra bunun kazasını yapması gerekiyor. Teşekkür ediyoruz kıymetli hocam, çok sağ olun. Şimdi Çanakkale için evet. iftar vakti. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah.
ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hayya alessalâh. Allah'ım sana güvendik, sana dayandık. Senin rızan için oruç tuttuk. Oruçlarımızı kabul eyle. Ve bizleri sağlık, sıhhat ve afiyet içerisinde Ramazan bayramına da kavuştur. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Teşekkür ediyoruz. Ersin hocamızdan bugün duamızı aldık. Necip Paşa Camii İmam Hatibi Ersin Eren hocamız bizlerle birlikte oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Ve bu akşam programımızda, İftara Doğru programında uzman vaiz Musa Altunkaya hocamız bizlerle birlikte oldu. Hocam teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Kıymetli izleyenlerimiz, İftara Doğru programının bugün sonuna geldik. Sorularınız için, takibiniz için, desteğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. WhatsApp hattımızı, ihbar hattımızı bir kere daha hatırlatarak programımızı tamamlayalım. 0549 517 17 bu numaradan görüşlerinizi, düşüncelerinizi, sorularınızı bekliyoruz inşallah. Efendim, kabul olsun dualarımız, kabul olsun ibadetlerimiz, hayır ve hasenatımız bol olsun. Rabbim sonraki günkü oruca tutmayı, sonrasında da iftar saatinden önce iftara doğru da tekrar buluşmayı nasip eylesin. Görüşmek buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.